5E modeli, yapılandırmacı yaklaşıma uyarlanmış bir öğretme modelidir. 5E modeli aşamaları. 5E modeli 5 aşamadan gerçekleşmektedir. Girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirmedir. Bu 5 aşamanın İngilizce yazılışlarının her birinin baş harfi de E olduğu için 5E adını almaktadır. Birinci aşamamız dikkat çekme. Bu aşama öğrencilerin ön bilgilerini açığa çıkarılarak ve yeni öğrenilecek konuya merak uyandırıcı bir girişin yapıldığı bölümdür. Bu aşamada öğrencilere bir masal anlatılabilir, bir hikaye anlatılabilir, soru cevap yöntemi olabilir veyahut da materyal gösteriminde bu. İkinci aşamamız keşfetme aşaması. Bu aşama öğrencilerin aktif olarak sorunu çözmek için düşünceler ürettiği ve çözüm yolları bulabildiği bölümdür. Bu aşamamızda öğrenciler bol miktarda deneyler yaptırılır, etkinlikler yaptırılır ve bu etkinliklerin ve deneylerin sonuçlarının yorumlanması istenir. Üçüncü aşama açıklama aşaması. Bu aşama öğretmenin öğrencilerin yetersiz olan düşüncelerini doğru olanlarıyla değiştirmesine yardımcı olduğu, öğretmenin gerekli açıklamaları yaptığı aşamadır. Ayrıca öğretmen bilgilerin kalıcılığı için pekiştiriciler kullanır. Dördüncü aşamamız derinleştirme aşaması. Bu aşamada öğrenciler kazandıkları bilgileri yeni olaylara ve problemlere uygulayarak zihinlerinde daha önce var olmayan yeni kavramları öğrenmiş olurlar. Öğrenciler farklı deneyler yaparak genelleme yaparlar. Öğretmenler ise pekiştirici kullanırlar. Beşinci aşamamız değerlendirme aşaması. Bu aşamada öğretmen problem çözerken öğrencileri izleyerek ve onlara sorular sorarak aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede öğrencilerin kendi gelişimini değerlendirmelerine yardımcı olur. Bir devre oluşturun diyor arkadaşlar.
oluşturalım mı? Evet. Hadi oluşturun bakalım laptoplarımda gideceğim biraz. Ben de burada oluşturayım. Hadi hocam şu burada oluşturun bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar da kendi evlerimizin. Bir de Vade ile birlikte açıyoruz anahtarlarımızı. Hadi bakalım. Hocam siz açın. Ben açıyorum. Yapamadı ya. Ya hocamız yapamadı arkadaşlar gördünüz mü? O zeki herkes yaptı hocam neden yapamadık ki siz? Bilemiyorum ki hocam. Yapmayı bilmiyor herhalde. Yapmayı bilen var mı arkadaşlar? Hepsi yapmıştı hocam. Hepsi yaptılar evet. İsteyen kim gelmek ister? Bunu tekrar... Şuradan sanki yapıyoruz değil mi? Değerimizi oluşturduk. Şimdi diyor ki B seçeneğinde iki lamba bir pilden oluşan bir devre kuruyoruz. Kim yapacak bunu? Siz bana güldünüz bunu siz yapın bakalım. Peki yani yapayım ben de. Aldık. Parlaklıkları azaldı. Parlaklıkları azaldı. Evet hocam. Peki hala. Sizler şimdi bir kazanımlar elde ettik biz, öyle değil mi? Evet. Pekala, o halde sizler diyelim ki büyüdünüz, kocaman bunu oldunuz. Bunu nasıl tanımlarsınız? Lamba parlaklığının sebeplerini nasıl tanımlarsınız? Lamba parlaklığının hiç sayısına. Hiç sayısına. Sadece bir toparlayın. Güzel, bir toparlayalım, evet. Hiç sayısına, altı sayısına, ve... Peki ne oluyor, bunları tam da açıklar mısın? Arkadaşlar, arkadaşlar. Büyüyünce, başka diğer türlü neydi? Sayısı arttıkça parlaklık azalıyor. Çok güzel. Herkes buna katılıyor mu? Evet. Herkes katılıyor mu? Uyumayın. Evet. Tamam. İlk duruma göre öyle değil mi? İlk durumda ne vardı devremizde? Bir tane ampul. Bir tane ampul. Bir tane pil vardı. Lambamız nasıl yanıyordu? Daha parlaklık. Daha parlaklık. Değil mi? Ama işin içine bir tane daha ampul gelince ne oldu? Parlaklık azaldı. Yani ne olmuş oldu? Bu pilin enerjisini iki ampulü paylaşmış olmadı mı? Evet. Değil mi? Peki biz bunu şeye benzetebilir miyiz? Mesela iki kardeşe benzetebilir miyiz? Bir kardeş varken bütün gücü yani atıyorum bütün mesela sevgiyi anne baba ne yapıyor? Tek kardeşe, tek çocuğa veriyor. İki çocuk olunca ne yapıyor? Mecbur bölüştürmek zorunda kalıyor. Öyle değil mi? Haksızlık evet. Olmasın diye. Evet. Değil mi? Evet arkadaşlar. Diğer sayfaya geçiyoruz. Diğer sayfaya geçiyoruz. Pekala arkadaşlar, şimdi tekrar herkes simülasyonlara tekrar dönüyor ve bu sayfadaki sorularımızı yanıtlıyor. Hadi bakalım. İki pil, üç lamba. Kim gelip kuracak? Evet, Esin arkadaşım geliyormuş. Neyse dur. Evet. Pekala. Kablo garson kablo aşçı değil mi? Garson kablo oldu.
Aşçıda pil oluyor. Evet. Aşçıda pil oluyor. O zaman müşterinin o lamba. Lamba oldu değil mi? Evet. Demek ki neymiş? Devre elemanlarımızın da tıpkı buradaki patron müşteri, garson, aşçı gibi görevleri varmış. Öyle değil mi arkadaşlar? Pekala arkadaşlar. Bir sayfa daha çevirdik. Bakın şuna tekrar devre oluşturma sorularımız var. Bunu ilk seferde yapmıştık. Şimdi de bunları yapıyoruz ve kendimiz karşılaştırıyoruz. Öğrenme cümlelerine göre. Sonra da herkes yaptığına göre değerlendirme sorularına geçiyoruz. Evet. Eşleştirmeleri yapalım bakalım. Hangisi değil? Bir en aşağı. Evet, evet, evli için bir anahtar kablolama bulması yeterli. Doğru. Bir arkadaşlar, bir boşlukta oturma sorularımız var. Değerlendirme mi bu?